Kuvvetli kar yağışı bekleniyor Batı Karadeniz'in yüksek kesimlerine. Bugün ve yarın beklenen noktalardan bir tanesi. Ulaşımda aksamalar, buzlanma tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda meteorolojiden uyarı var. Bunu yine Karadeniz bölgesi için, Batı Karadeniz için söylemiş olalım. Bir süredir de yine yapılan uyarılar, işte yılbaşı haftasında İstanbul'da da kar yağışı olacak, yoğun bir kar yağışı bekleniyor diye. Ama sanki uzmanlar ikiye ayrılmış gibi. Mesela gazetelere de baktığımızda yılbaşı haftasında kar yok. Bakmayın siz bazı internet sitelerinin kapıda kar var manşetlerine diyor. İstanbul'da karlı bir yılbaşı gecesi hayali kuranlara kötü haber var deniliyor. Uzmanlar açıklama yapmışlar gazetelere mesela. Tabii barajlarla ilgili korkutucu boyutta malumunuz. Bakalım önümüzdeki günlerde kar yağışı bu başlayacak mı? Bu teknik bir şey değil mi yani? Teknik olarak ölçülebilen. Benim bildiğim de teknik bir şey ama uzmanların farklı yorumları var. Demek ki hani mesela bize bağlanan bir uzman da şunu söylemişti. Kar geliyor ama İstanbul çok sıcak olduğu için ısıtıyor. Evet. O yüzden kar gelmiyor. Evet. Şimdi ikisi de doğru yani. Kar yağmadı ama ben kar geldi dedim çünkü İstanbul sıcak olduğu için yağmadı diyebilir birisi de. Enteresan tabii şu -53'ü izlerken aklıma askerlik yaptığım Doğu Beyazıt geldi. Biz oralarda şimdi Ağrı'da, Erzurum'da, Kars'ta bizi izleyenler varsa onlar bilirler biz o -40'ları falan Doğu Beyazıt'ı görmüştük. Yani. Selam olsun buradan da orada askerlik yapanlara da. Ama bakalım. Bu tabii... Şu anda bir şey söyleyeyim yani tahminler ne olur bilemem. Benim uzmanlık alanım da değil ama birbirini tutmaması enteresan. Fakat bir yağışa ihtiyacımız var onu söyleyeyim. Yani çok mevsim normallerinde gitmiyor. Hem de çok ihtiyacımız var. Gitmiyor yani bu aylarda kar, yani yağmur. Ünlü güneşlik baharı yaşıyoruz Aralık'ta evet. Da. Şimdi sis var dedi ya arkadaşlarım bir görelim mi Tülay'ı Hazal. Tülay Ayçiçek bizi bekleyen isim. Hemen Tülay'ın bulunduğu noktaya gidelim. Tülay nerede siz? Günaydın Cansın Elvacı. Az önce Faruk Erdem'le birlikte konuşmalarınızı duyduk. Acaba kar ne zaman gelecek diye. Aslında çok net hatırlıyorum. Geçen sene bu dönemlerde kar yayını yaptığımı hatırlıyorum. Ancak yavaş yavaş karın habercisi geliyor gibi. Ancak arkamdaki bu güzel manzarayı görüyorsunuz. Çünkü İstanbullular bugün sisli bir havaya uyandı. Bizler de hemen o noktayı gösterelim. Kameraman arkadaşım Aydın Baytar size sisli bir İstanbul'u gösteriyor aslında. Bizler şu anda hemen hemen aslında en şek noktalardan birindeyiz. Etrafımızda aslında konutların, evlerin daha çok sıklıkla olduğu bir noktadayız ancak sisten dolayı o evleri de göremiyoruz maalesef ki ancak çok güzel bir manzara olduğunu, karpostallık bir görüntü ortaya çıktığını sizlere aktarmış olalım ki özellikle de sisin yoğun olduğu bir nokta olduğu için bizlerin görüş noktası, görüş açısı da azalıyor. O yüzden de bugün özellikle de bizler de dipnot şeklinde şöyle uyarılar da yapalım. Özellikle trafiğe gidecekler, çıkacaklar. Bu saatlerde de hemen hemen trafiğin fazla olduğu bir saat olduğunu da öne sürersek de o yüzden araç hızlarını biraz daha azaltmakta fayda var. Çünkü sisten dolayı kazalar da beraberinde gelebiliyor maalesef ki. O yüzden bugün bizlerin bulunduğu bu noktada özellikle de sisle dolu bir güne uyandık. Bu noktaya geldiğimizde hemen hemen birçok kişi de görüş açısının azaldığını, sislerle kaplandığını da sizlere aktarmış olalım. Ancak dediğimiz gibi İstanbul'un birçok noktasında bu manzaralar var ama dediğimiz gibi ilerleyen saatlerde sisin dağılmasını bekliyoruz ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün de bir kar uyarısı var. Onu da dipnot şeklinde hatırlatalım. Önümüzdeki günlerde sisli hava yerine karlı bir havaya da uyanabiliriz diyelim ve sözü tekrar Cansın Elvacı sizlere bırakalım.